Evet, kazadan önceki son viraj. Bu arkadaş virajı buradan alıyor. Şimdi geliyoruz, virajı aldı. Kazanın olduğu yer hesaplayacağım şimdi adımlayarak. Böyle devam ediyoruz. Sonra da videoyu hızlandıracağım. Kazadan önceki uyarılara bakın lütfen. Tehlikeli viraj uyarısı ve tahliye yol bağlantı uyarısı mevcut burada. Görüyorsunuz. Şu tabela önemli bir tabela. Artı kaygan zemin tabelası mevcut. Adımlıyorum aynı zamanda. Yani buradan görüyor şu anda tahliye yoldan aracın çıktığını. ...30'a in diyor hızını. Bundan 50 metre önce de 50'ye in yazıyor orada. Aracın çıktığı yer şu tahliye yol. Büyük tabelanın olduğu yer. Yani o biraz önceki gördüğümüz tahliye yol bağlantısı uyarısının olduğu yol. Girmeye çalıştığı yolda şu yol. Çınarcık tabela çıkışı, koru girişi. Kazanın olduğu bölge tekrar. Yukarıdan gelirken şurada trene basmaya başlamış. Şu bölgede. Burada trene basmaya başlamış. Buraya kadar 27 metre trene basmış. Gel abi. Ölçtük. 27 metre. Hiç kurtarma çabası yok. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Tam burada. Burayı çeker misin özellikle? Tam burada vurmuş. Nereden anlıyoruz bunu? Bizim aracın vurduğu gibi kıçını atması şu ize sebep olmuş ve buraya devrilmiş. Akabinde bu adam tekrar durmak için fren basmaya devam etmiş ve 24 metre kadar frenli bir şekilde şu bölgeye gitmiş. Soluma baktım, sağıma baktım, o BİM var, 300 metre, oraya doğru çıkıyorum ben, orada ne olduysa orada oldu. Hızlı mı geliyordu araç? Çok hızlıymış efendim, çok hızlıymış. Ben bu ışıklarını gördüm yani, başka bir şey göremedim, çok hızlıymış. Geçmiş olsun. Söylenenler söylüyor, yani ben şimdi bilincimi vurunca tabii ki kaybettim. Geçmiş olsun. Ne söylesem yalan olur yani. Bildiğim bu kadar. Geçmiş olsun. Allah herkesi çoluğa çocuğuma başlasın, öyle diyeceğim. Tamam. Çok üzülmüş. Benden kurtardıktan sonra bir başka araba daha mı vurmuş? Böyle bir şey var diyorlar ama bilemiyorum. Gece saat 10.30 gibi telefon geldi itfaiye memuru tarafından. Babanız kaza yaptı diye. Kalktım İstanbul'dan geldim. Olay yerinde kimse yoktu tabii. Hastaneye kaldırmışlardı yaralıları. Babamla oğlum yaralıydı. Hastaneye geldiğimde annemin rahmetli olduğunu söylediler. Ertesi gün cenazemizi defnetmeye İstanbul'a gittiğimizde jandarma kolluk kuvvetlerinin oğlumla babamın ifadelerini aldıklarını, işte dosyaya başlangıç yaptıklarını öğrendik. Hemen akabinde ben yetkili avukatımı tayin ettim. Vekaletimizi verdik. Savcılıktaki dosyalara ulaştık. Dosyalarda kaza yerinde oluşan kazanın hızıyla alakalı böyle bir soru işaretleri var kafamızda. O yol üzerinde 30 km hız uyarısı var, tehlikeli viraj uyarısı varken kazanın sonucundaki aracın aldığı hasara baktığımızda böyle bir hızda gelinmediği, karşı tarafında verdiği ifadede hızının
80-90 kilometre olduğunu beyan etmesine rağmen jandarmanın rapora 90 kilometre azami hız sınırı olduğunu yazmış ve çizim yapılırken de yolun ortasında olduğunu işaretlemişler. Halbuki babam o tarihi yoldan çıkmış, arabanın artık sağ arka köşesi kalmış yolla temas eden, oradan kaza gerçekleşiyor. Ama bu raporlarda, çizimlerde hatalı. Avukatımızla da bu konuyu zaten istişare ettiğimizde bununla alakalı bu raporun incelenmesini, tekrarlanmasını, hükümsüz sayılmasını talep edeceğiz. Yapılan işlemlerde eksikler olduğunu düşünüyoruz. Bu eksiklerin giderilmesi için savcının dosya oluşturup gerekli makama iletmesini bekliyoruz. Şu anda bildiğimiz, yaptığımız hareketlerimiz bunlar. Geçmiş olsun. Gerisi yargının işi.